Sabit, düşmeyin. Selam, bugün 26 Ağustos 2022. Birazdan yani 32 dakika sonra aslında 27 Ağustos oluyor. 12'de hastanede olmamız gerekiyor. Yani bunun için de birazdan çıkmamız gerekiyor. Eğer bir önceki vlogu izlediyseniz haberiniz vardır. 42. haftaya girmiş bulunduğum için daha fazla hem benim hem de bebeğin sağlığını riske atmamak açısından doğumu başlatma kararı aldık doktorumuzla beraber. Ve çok heyecanlıyım yani. Bilmiyorum. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Bir gün içerisinde muhtemelen artık bebeğimizle tanışacağız, buluşacağız, kavuşacağız ona. Muhtemelen 27 Ağustos. Doğum günü olacak. Doğum günü olacak onun için. Heyecanlıyız mı onunla? Çok heyecanlıyız. Bizim bebe biraz yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladık yani daha doğrusu. Kendi başına tam gelme yoluna giremedi. Evet. Ama galiba bir ufak destekle zannedersem sıkıntı olmayacak. İlginç bir şey daha anlatmak istiyorum. Yani ilginç mi emin değilim ama bu akşam, tüm akşam boyunca daha doğrusu sancılarım başladı galiba. Yani kasılmalarım var. Son 2-3 haftadır olduğu için ilk başta pek dikkat vermedim. Çünkü hep böyle 1-2 kez oluyor ve sonra duruluyor. Hani şiddeti ya da sıklığı artmıyordu. Ta ki bu akşama kadar. Ya şu an resmen 10 dakikada bir oluyor. Hala tabii ki de arası çok açık. Ama acaba dedirtti. Her türlü şu an gidiyoruz ve orada kontrol sağlanacak. Ama acaba son anda kendimi gelmeye karar verdi diye düşünmüyor değilim. Bilmiyorum. Neyse geleceksin değil mi? Her türlü gelecek. Uzatmaları oynuyor şu an yani. Evet. Birazdan onun için maç bitecek. Biraz yardıma girecek. Gidelim bakalım. Güzel bir şey olacak. Biliyorum. Hayali bile güzeldi. Şimdi gerçeğe geliyor. Son bir göbek çek yapayım dedim. Ama benim seni kaldırma şansım bile yok yani artık herhalde. Kocamanım. Gerçekten kocamanım. Yani buradan tam bir yıl çıktı galiba. Şey noktasındayım. Hani biraz daha büyürsem öne devrileceğim. Michael Jackson gibi olacaksın. Böyle. Öyle. Ah, evet. Neyse. Şimdi... Şu an mesela... Gidemiyoruz. Evet. Yani gitmemiz lazım. Bu beni çok heyecanlandırıyor şu an. Güzel bir şey. Buna şu an kendini kaptırabilirsin ama. Odak noktan en azından bu olsa daha rahat edersin. Şu an mesela karnım kas katı olmuş durumda ve belime ve böyle kasıklarıma biraz inen bir ağrım var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çağırıyor mu? Çağır. Bakalım. Bekleyin yarar. Oy. Kapıyı gece isterseniz kilitleyin arkadan. Suyu. Ben de taşıyayım. Son kez göbekli. Demin kaldırdım sen orada. Evet. Son kez diyemem. Bir çıkan. Çocuğumuzla buluşmaya gidiyoruz. Bir yerden pick up yapacakmışız gibi anlatıyorsun onu. Evet, bir buluşma noktası ayarladık. Ben bu valizle daha uyumlu bir insan oldum. Evet. Kuş koridor. Ne? Koridor çok korkunç. Gerçekten kötüymüş. Hastaneye geldik ve... Doğru yeri bulmaya çalışıyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bakın var. Hesabını yap artık. Şu an aşırı ters ışıktayım ama kımıldamaya zerre gücüm yok. Saat 3 ve biz hala sadece bekleme odasında bekliyoruz. Oh.
açıklama yapayım. Saat kaç bilmiyorum bile. Saatlerimiz 3.30. Saat gece 3.30 ve biz 3.30 saattir bekleme odasında bekliyorduk ve artık gerçekten o kadar yorulduk ki diyoruz ki yarın gelelim. Hani sonuçta ben henüz doğurmuyorum ve sürekli birileri doğurduğu için bizi bekletmeye de sürekli birileri doğuruyor demek de garip oldu ama çok yoğunmuş doğum kısmı. Neyse sonuç olarak dedik ki hani biz yarın gelelim. Yok dediler, bekleyin ve bekledik. 3.5 saattir bekledik. Aşırı rahatsızdım. Çok yoruldum. Çok üşüdüm. İçerisi buz gibi. Sonra Kerem bir şekilde artık yani dedi ki böyle olmayacak. Bari bize bir yer verin. Hani uzanalım, bir şey yapalım. Çünkü eve de yollamıyorsunuz ve bir gelişme de yok ve diyorlar ki hani sabaha kadar bekleyebilirsiniz. Bu arada doktor şu an hani 6'dan önce alırız herhalde falan dedi bize. Neyse sonuç itibariyle bizi bir yere yatırdılar. Burası buz gibi. Ben çok üşüdüm. Üstüme bir yorgan getirdiler. Durum böyle. Yani şu an böyle boşa yoruluyor olmak biraz sinir bozucu. Hani daha önümde epey bir yol var ve neyse yapacak bir şey yok. İçeriden de benim bir bebek ağlama sesi geldi. Uyak uyak. Yeah, so there's a coffee shop downstairs. It's open 24 hours. So this is just blood work, routine blood work. Okay. And then I'm gonna have to swab you for COVID. You try not to do it here, okay. Because when the baby comes, you're gonna like hold the baby and stuff, and you're gonna bend your arm. Hi. Hello. Hi, my name's Alyssa. Hi, I'm one of the midwives. I know you've been here all night long. I'm so sorry. And for nothing, it's actually. Okay, no, it's not your fault. For nothing. For nothing, I know. It's okay. That's the thing. Well, it's not, but we were super, super busy. Yeah, I know. Unfortunately, we can't control that part of it. I know. But it's not your fault. We can control getting you a good room. Çok kötü görünüyorum. Saat 7.30. Bütün gece ayaktaydık. Bir ara ikimiz de şuraya iki büklüm yatıp uyuduk azıcık ama aşkım şu an çok alttan yukarı tutuyorsun. Öyle neyse. Kontrol oldum. En son bebeğin kafası hala çok yukarıdaydı. En son gittiğimiz ultrasonda. Ve şu an aşağı inmiş. Açıklığım yok gibi bir şey. Bir sancım. Ama sancılarım var. Gerçekten varmış. Yani şu an bunu teyit etmiş olduk. Onun dışında birazdan başlayacağız. Onun için yemek yemem gerekiyor. Belli bir süre yiyemeyecekmişim. Doğurana kadar. Belli bir süre. İyiyim. Her şey yolunda. I got this. En son orada bıraktık. Yandan bir bebek ağlama sesi geliyor sürekli ve çok heyecanlanıyoruz. Uyak uyak. Şimdi. Foley balığın denilen bir şey takıldı. Bu rahim ağzını yumuşatmak ve açılmayı kolaylaştırmak için yapılan bir şey. 12 saate kadar durabiliyor ama hani çoğu zaman çok daha erken kolaylaştırıyormuş açılmayı. Bilgim bitti. Bu arada sancılarım zaten var kendi kendine. Gelip duruyor. Şu an ekrandan görebiliyorum mesela. Yani zaten hissediyorum ama geldiğini de oradan teyit etmiş oluyorum. Şu an tabii ki de böyle çok şiddetli değiller. 4 saat sonra gelip kontrol edeceğiz dediler. 4 saat. Zaten sonra biraz sabırsın ama artık. Evet, gerçekten sabır sınavı. Henüz kendimi çok iyi hissediyorken, yani çok iyi derken şey... Normal hissediyorken aslında uyumaya çalışsam belki iyi olabilir. Biraz dinlendim. Gece de çok iyi geçti. Gece yoktu. Orayı sonra geliriz. Orayı sonra konuşuruz. So, bad news. Your COVID came back positive. No way. It did. I had COVID 1.5 months ago.
probably that's what it is. So we're gonna send all the labs and everything. But you go to the bathroom, we'll do it after. Testi hala pozitifmiş ya da yeniden COVID, bunu bilmiyoruz ama şu an pozitif, onu biliyoruz. Ve sancılar devam. Şu an iyiyim. Bıraktığında süper. Girdiğinde... Ben de evet ya, bu ne? Parmağındaki ötüyor. Parmağındaki düzgün durum. Evet, al ki seni kullandım. Hayır. Anlasam mı? Sen merak et, diyorsun. Acaba içeriden ben bir şey hissediyor muyum? Kötü değil bu arada gerçekten. Onları iki tane içebilirsin. Ne var içinde? Su, şeker, mısır şurubu. O kadar. Bomba. 14 saattir hastanedeyiz. How are you? Feeling good. You don't want to. You want the ball? You can actually sit on the ball now. All right, ma'am. I'm gonna examine you, okay? So if everything is good, we'll take it out. We will take the cocoon out and then move you on to the next stage, okay? Selam. Ne iyi görünüyorsun bu arada? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi görünüyorsun. Aslında sen modu değişen insanım. Evet. Bunu çökmüştük. Aynen. Ama mutlu oldum. Bu arada ne olduğunu anlatayım. Doktor geldi ölçüme bak, açılmaya bakmak için. Ve 6'ya gelmişim bir anda. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Onlar da beklemiyordu ve hatta bana sabahtan beri şey diyorlar hani. Ya. Hi. Hi, I'm Jamie. I'm gonna be so... I don't believe that. I do not believe that. Every pregnant... Like, nobody tells that it's a girl. I had a name for a girl. But I had no name for a boy. They're both. And just in case we have both, yeah. But I did not... I had a name for a boy because I want the name after his father. Maybe if it was like a second child, I would just want to experience the other way. Right, but right. Once again, like... for this pregnancy. Right. And you know, you talk a little and laugh a little. Yeah. And... Şimdi bazı anlattıklarım yarıda kesiliyor çünkü sürekli biri geliyor işte bir şeyleri kontrol ediyor ya da ilaçlara bakıyor vesaire. Ne anlattım ne anlatmadım pek hatırlamıyorum. Saat 3. Gerçekten iyi hissediyorum. Yaklaşık 3 saat kadar önce epidural yapıldı ve 2 saatte yani 12'de zaten epiduralden hemen önce ya da sonra artık hatırlamıyorum. Açılmam 2 santimetreydi ve şu an demin doktor baktı. 2 saat içerisinde 2'den 6'ya çıkmış. Ve yani herkes çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım. Çünkü araştırmalarıma göre aslında çok daha uzun sürmesini bekliyordum. Hatta gelip hemen şeyi hazırladılar ne olur ne olmaz. İşte
bebeğin doğumunda gerekecek olan her şeyi, yani olası gerekecek olan her şeyi hazırladılar. Ve bekliyoruz. 1-2 saat içerisinde yine gelip kontrol edecekler. Onun dışında her şey yolunda. Yani resmen bilmiyorum 36 saattir falan uyumamamıza rağmen açıkçası ben enerjik hissediyorum. Pek bir şey yiyip içemiyorum ama böyle bir meyve suyu falan getirdiler içebileceğim. Heyecanlıyım. Of bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Saat 6'ya geliyor. Yani kaç saat oldu? 11 saattir aşağı yukarı buradayız. Yani aktif olarak buradayız. Biraz yoruldum. Yani aslında uykusuz olmak biraz yordu. Ara ara bir dalıyor gibiyim ama sonra biri geliyor 15 dakika içerisinde. Onun dışında hala 6 santimdeyim. Ama iyiymiş yani. Şu an bir şey yok. Çok heyecanlıyım. Yer fıstığı şeklinde bir top var. Açılmayı kolaylaştırmak için bir sola yatırıyorlar beni. Bacağım açık. Açık. Bir sağa yatırıyorlar. Ve epidural sizin yattığınız tarafa gittiği için daha çok. Bir taraf daha çok hissizleşiyor. Bir taraf tam aksine ayılıyor yani. Bu nedenle demin solda yattım bayağı bir ve sağ bacağım ve sağ kasım, karnımın sağ tarafı bayağı ya böyle normale döndü demek istemiyorum ama çok yaklaştı yani, çok normal hissettiriyordu. Bu nedenle sağ kasımda yine sancı hissetmeye başladım. Ama hani tolere edilemeyecek gibi değil. Ama şimdi bu tarafa yattığım için yavaş yavaş bu tarafa akacak. Umuyorum, öyle dediler. İyiyim. Devam. Devam. That's fine. So yeah, so then you'll be in this position, okay? But you do know that I need to have this baby before 7. Really? I can make it happen. No. I can make it happen. Olmuş. Sesin titredi. Güzel ilerliyor. Yani çok yakındır ki işimize kavuşuyoruz. Gümlettin orayı. Evet. Biraz karnım kasıldı gülünce. Her şey yok. Heyecanlı. 2 santim daha kaldı. 2 santim daha. Put the gloves on? Yeah, sure. Cover everything, but just the most, okay? Hello, Hannah. So, do you think paint the question for your head? Okay. Economic line back. Good. You're gonna start pushing soon and then that will not pressure your hands. Push. 9, 8. Push. That's it. Oh, good. Continue. Don't stop. 5. Push. That's it. Come on. Good. Exhale. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Push. That's it. Come on. Good. Yes. Eight. Yes. Nine. That's it. Okay, one more time. Let it out. Push. You got this. 2. Nasıl hissediyorsun? Ağlarsın tabii. Çok güzel ya. Kadife gibi. Çok güzel. Çok
değişik bir his. Evet, sustu. Nasıl emiyor? Çok... Aa! Bozmaya korkuyorum şu an. Çok değişik bir his. İnanılmaz, sen nasıl bir çocuksun ya? Ay aşkım. Oğluşum baba. Ay. Kerem, nasıl bir şey oldu? Tanımlayabileceğim bir şey değil yani. Çok güzel değil mi? Doğacak mı halin? Yıkarlı olsun. Sesli ot da хорошо зашёт. Он плотненький. Такой мясистый, у него на шее даже крем. Kulak kulak bak, Kerem'in kulağı. Amen. Uyudu. Susar mısın? Yani şu an enerji... Demin kucağımda uyuduğunda ama çok inanılmaz bir huzur verdi bana. Bana da şu an... Kongres mama. Çok güzel emiyor. Susamoğlu. Sen nasıl bir susamsın kocam? Susamoğlu Atlas. Bu da çok kucak o saat. Bu da Monday. 3,5 saatlik. Nasıl 3,5 saatlik olabilirsin ki? Seni çok bekledik. Çok güzel. Güzel bir bebek vardı. Kadife gibi cildi. Arada bir emmeye devam ediyorum. Hala inanamıyorum. Ne yapıyor? Emmiyor. Hocam? Yani. Hazır 2 gündür. Plasentayı çekmem lazım. Ne yapıyordun içeride o kadar? Ne yapıyordun içeride o kadar? Biz seni her gün bekledik. Bu sizin ilk fotoğrafınızı anladım. Boynundaki boğumlara bak. Ya boynum zaten fotoğraflarda çok belli oluyordu. Boğuma bak. Ya. Saçımda bir düğüm var arkada yani alamıyorum. Kolunu kaldıramıyorum çocuğun. İzin vermiyordum. Şeyde kondaktör de durmuyor. Kolu sürekli çıkartıyor. En son çok iyi yaptım. Tamam. Kuvvetli bir çocuk olduğunu hissettim yani. İlk hastane yemeği bu arada kahvaltıyı getireli. Öyle mi sen? Kahvaltıyı onlar getireli 3 saat oldu ama ben uyumuşum. Ve şu an umarım... yani yumurta muhtemelen perişandır. Bir deneyeceğim. Yumurta var, patates var. Bir de yulaf lapası var. Yumurta buz gibi. Size şöyle öğle yemeğimi göstereyim. Bebişimiz orada uyuyor ya da bilmiyorum uyuyor mu? Uyumuyor, yatıyor. Sakin ve iyi yatıyor. Ben de bir şeyler yiyeceğim. Gayet güzel görünüyor bu arada. Gerçekten. Dondurmam var. Acilen şunu yemem gerekiyor ki dondurmaya geçeyim. Yes. Çatır çatır osuruyor gerçekten. İnanın en güzel bebeği. Yani muhtemelen bize öyle geliyordur ama bence öyle. Çok güzel. Ne kadarlık oldu? 12, 15 saatlik. Bu arada hastane çıkışı doğumdan, yani her şey yolundaysa, doğumdan en erken 24 saat sonra... Hayır, dondurma damlatıyorum. Dün de doğuma çikolata damlattığım şeyle girmiştim. Evet. Dün buna, yani bunun bir başkasına çikolata falan damlattım. Doğuma da öyle girdim. Çikolata içinde. Neyse konumuz bu değil. Doğumdan tam 24 saat sonra hastane çıkışı yapabiliyorsunuz. Eğer vajinal doğum yaptıysanız ve iyi hissediyorsanız hani hem siz hem bebek. Biz 9'u 6 geçe doğduğumuz için. 9'u 6 geçe akşam ancak çıkışımız yapılabilirmiş. Evrakları başlatıyorlar falan filan. Bizim buradan çıkışımız 10-11'i bulurmuş. Что такое? А был больше на фотографии. Стол цепляться, да? Да, все. Ну, куда идем? Только эйм. Тоже видишь? Да.
unutmayacaksın. Selam. Ufak bir, niye bu kadar patlıyor? Ah. Bugün artık 28 Ağustos, saat akşam 10. 16 geçiyor. Şu an tam 25 saatlik oldu. Oğlumuz. Çok garip bunu söylemek gerçekten. Yorgunuz. Ben de yorgunum ama kendimi açıkçası iyi hissediyorum. Yani beklediğimden iyi gidiyor. Bir tek dikişlerim olduğu için o biraz zorlayıcı kısmı. Ama gerçekten iyiyim yani. Böyle şikayet edecek kadar kötü değilim. Olmasaydı daha iyiydi ama. Atlası göt... Ay, çok garip geliyor söylemek. Ben de bugün annem... Şey, böyle dilim dön... Dedim ki... Kasım arada bir ağrı giriyor. Super pozitifmiş dedim. Hı-hı. Tamam mı? Polino mu dedi. Hayır dedim Atlas. Tamam mı? Ama çok garip geldi. Evet. Yani. Böyle arada bir hareket, değişik bir şey yaptığımda bir yerlerime bir ağrı giriyor ama... Bilmiyorum, çok değişik hissediyorum gerçekten. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ne diyordum ben? Atlas'ın, tamam bir dakika, Atlas'ın kontrollerini yapmak için götürdüler. Demin kan aldılar, almışlar yani biz görmedik. Genel olarak rutin böyle işte ölçümlerini yapmışlar. Onun dışında birazdan gelip beni de bir kontrol edecekler. Zaten her 15 dakikada bir, ya abartmayayım ama yani saatte bir kesin gelip zaten bakıyorlar. Ya her yerinize bakıyorlar, bütün ölçümlerinizi yapıyorlar ama şu an gelip son bir böyle detaylı ölçüm yapacaklarmış ve eve gidiyoruz. Çok heyecan verici. Böyle o kadar uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi ki bu doğum süreci. Şu an artık o gün geldi, yaşandı, bitti ve biz yeni bir hayata başlamak için buradan 3 kişi çıkıyoruz. Hatta annem de var şurada, 4 kişi çıkıyoruz. Böyle, bilmiyorum, çok heyecanlıyız. Değişik ya. Yani ne diye, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Böyle oğlum var. Ben de Atlas'ın babasıyım. Evet. Ya biz anne baba olduk. Ya bu geçici değil. Ve bu evet anne. Bu ve geçici bir şey var. Değil böyle. Ya biz bu çocukla beraber buradan çıkıyoruz ve hayatımızın artık sonsuza kadar bir parçası olacak. Hayatımızın sonuna kadar yeni bir sıfat kazandık. Of, çok garip geliyor. Oğlumuz var, çocuğumuz var. Mama. Baba. Ne kadar ne çektiğime dair en ufak bir fikrim yok bu arada. Demin annem şeyi soruyordu, işte doğumhane nasıl bir yerdi? Ve bir an böyle şey oldum. Hatırlamıyorum. O kadar ya, dün böyle şey gibi blur. Yani hayal meyal bir şeyler hatırlıyorum ama o kadar yorgun ve o kadar bitkindim ki artık gerçekten biraz silinmiş durumda her şey. Böyle her şey birbirine karıştı. Günler, saatler, odalar, yapılan işlemler. Bir yandan da işte henüz çok taze her şey. Onun için böyle anlatıp bunları kayıt altına almış olmak da beni mutlu ediyor. Ne getireceğiz giderken? Getirdik ya bu arada. Buna nasıl? Ben çok garip soruyorum şu an. Sence bu çocuk... Uyuyor. Bu arada full uyuyor. Ya insan, ya şey, hemşireler de bayağı şaşırıyor. En son geldiklerinde kontroller için şey dediler. Artık uyandırmamız gerekiyor. Çünkü 3 kez geldiler. Şiftleri bitiyordu. 3 kez geldiler. 3 seferinde de şey dedik. Hala uyuyor falan. Sonra bir hemşirenin artık şeyi, vardiyası bittiği için dedi ki yani gitmeden yapmam gerekiyor. Uyandıracağız. Neyse ki hemen geri uyudu sonra da. Sonra evet. Ölçümlerden sonra geri uyudu. Gerçekten çok güzel bir bebek. Bilmiyorum. Belki bize öyle geliyor. Ama dünyanın en güzel bebeği. Yani. Herkese tabii ki de kendi bebeği. Kuşkusuzuz. Yani. Kendi bebeği dünyanın en güzel bebeğidir ama dünyanın en güzel bebeği. Üzülürüz. Peki şey nasıl oluyor mesela? İkinci çocuk da dünyanın en güzel bebeği sayıyorsun sen. İkinci çocuk? Birinci çocuk olsa bebek olmuyor artık. Fark etmez. O en güzel çocuğu oluyor. Ama böyle hani ne bileyim, of, çok değişik. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Film rulomu görmeniz gerekiyor. Yani full yandan, sağdan, soldan, burnu, ağzı, burnu ve ağzı, burnu, ağzı ve bir gözü, burnu, ağzı, iki gözü, her şekilde. İşgalini aldım. Gerçekten her şekilde. Böyle her anını böyle unutmamak istiyorum ve bugün şey oldum, böyle büyüyecek ve bu hallerini bir daha görmeyeceğim. Bu arada şanslı bir jenerasyondan bahsediyoruz. Belki izleyenler için de çok var tabii ki böyle bu yaşlarda olan ama benim bu yaşlarımda... Bu kadar fotoğrafımız yok. Bu kadar değil, yok yani neredeyse. Ben hani çok yaşlı biri değilim aslında o karşısında. Bu zamanlar yok yani. Mam, sen bir şey eklemek ister misin? Ay çok mutluyum. Annem bunu diyeceğini biliyordum, biliyor musun? Ne diyeyim? Mesela anneanne olmayı tarif eder misiniz? Vallahi henüz
Siz de anlamadınız. Ben de henüz anneliği tarif edemem. Ben de anlamadım. Bana sanki birinin bebeğini vermişler gibi. Böyle... Bana da bir oyun arkadaşı gelmiş gibi. Evet. Bu da mantıksız aslında ama yani. Ya böyle hala hani bu bebeğin dün ya bu saatte içimden çıktığını idrak edebilmiş değilim. Beni dinleniyor yani. Yok ki de svay yeri biliyor kızım. Da. Ay bu çorap. Dev gibi oldu. Neyse. Seneye de gelsin oğlum. Ağlıyor. Yapma. Gülmeyin oğluma ya. Bu ne bilgi vereceksin sen? Gülmeyin oğluma. Bir şey diyeceğim bu. Bu çorap lazım sanki. Durmaz ki bu çorap böyle. Bu ne? Kerem bot gibi oldu. Oğlum. Thank you. Geri getirin beni. Sen iyi misin? İyiyim. Biraz yavaş yürürsek sadece. Ben